Merhabalar, Doge Cafe'ye hoş geldiniz. Bu video bir hoş geldiniz videosu olacak. Kısaca Doge Cafe'nin mantığından ve nasıl bir yol izlememiz gerektiğinden bahsedeceğim. Aslında basit bir mantığımız var. Önce oynatma listesine geliyoruz ki bunu diğer bütün kanallarda mutlaka yapın. Buraya ben kanalın iskeleti diyorum. Ne var ne yok göz atabiliyorsunuz. Oynatma listelerine girelim. Oynatma listelerinde Almanca tekrar, Almanca 5 gün 5 beceri, üyelere özel... Ki üyelere buradan çok teşekkür ediyorum destekleri için. Video benden cümle sizden, kelimeye çek tekrar gelecek. Okuyarak Almanca öğreniyorum, dinleyerek Almanca öğreniyorum, konuşarak Almanca öğreniyorum. Hayatın içinde Almanca, C1 Almanca dersleri ek, B2 Almanca ek dersler, B1 Almanca ek dersler, A2 Almanca ek dersler ve A1 Almanca ek dersler oynatma listeleri var. Bir de Almanca gramer dersleri var. Eğer Almanca öğrenmeye yeni başladıysanız en uygun liste Almanca gramer dersleri. Hemen girelim. Şimdi burada Doge Cafe tanıtımı var. Bir tane daha ona bakabilirsiniz. Dil edinim sürecinde dikkat edilmesi gerekenler var. Dil edinimi nedir var. Bunları mutlaka izlemediyseniz mutlaka izleyin. Daha sonra başlıyor Alman alfabesi ve ev ödevi. Almanca'da artikeller ev ödevi. Almanca şahıs zamirleri ev ödevi şeklinde fiil çekimleri, işte şahıs zamirlerin çekimleri, başka işte çoğul yapmak, zamanlar, ayrılabilir fiiller, model verbler, akuzatif ne ararsanız var burada. Bütün hepsi hemen hemen var ihtiyacınız olacak gramer konuları. Eğer büyük resmi görmek istiyorsanız bunu mutlaka yapın. Bu listenin üzerinden bir defa en azından geçin. Nereye kadar? 33'e kadar. 33'e kadar geçtikten sonra burada bir 10 tane daha, 15 tane daha video var. Bunlar ek videolar. Bunları daha sonra gelip bakacaksınız. Bunların hepsini açıklayacağım şimdi. Şimdi 33'e kadar baktınız. Size garanti veriyorum. Her şeyi ama her şeyi anlayacaksınız. Ama ne olacak? Unutacaksınız. Peki unutmanın önüne nasıl geçiyoruz? Örneğin. Bütün videoların altında var bu. Hemen açalım bir tane video. Şuradan durduralım. Aşağıda açıklamalar kısmında... Bulabileceğiniz geri dön bak defteri diye bir şey var. Buna tıklıyoruz ve önümüze bir geri dön bak defteri geliyor. Bu videolarda gördüğünüz bütün konuların kısaltılmış hali, yani unuttuğunuzda geri dönüp bakabileceğiniz şekli burada var. Bakın içindekiler bölümü var. İstediğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Bunun yanında tabii siz de bir geri dön bak defteri tutacaksınız. Buna bir göz atın nasıl olduğuna. Siz de videoda gördüğünüz örnekleri de yazarak, örnekler çok önemli çünkü, örnekleri de yazarak kendinize bir geri dön bak defteri oluşturacaksınız. Bir de bu olacak. Şimdi burada nasıl yapmışız? Mesela Alman alfabesinde Türkçeden farklı kullanılan harfler demişim. Diğerleri zaten Türkçedeki gibi olduğu için, ya bu E'yi nasıl okunuyordu dediğinizde veya Ş'yi nasıl söylüyorduk dediğinizde. Çünkü alfabe dersinde zaten bunlardan bahsediyorum. Aklınızın bir köşesinde olacak o. Ha Ş'ye böyle değişik... söyleniyordu. İşte A'nın üzerinde nokta olan bir harf vardı gibi. Artikellerden bahsetmişiz. İşte şahıs zamirleri, sein fiilin çekimi bunların hepsini görmüş olacaksınız zaten. Fiillerin çekiminden bahsetmişim. Değişik hallerinden burada var hepsi. Haben fiili, işte şahıs zamirlerin çekimleri, akuzatif, datif bunların ne olduğunu zaten görmüş olacaksınız gramer derslerinde. Bu 33 video maksimum ama maksimum 3 haftanızı alacak yani. 3 hafta. Hadi bilemediniz 1 ay olsun. Ve bunu izlerken kendiniz buradan örnek alabilirsiniz. Bakın ismin halleri. Bir tabloda bütün ismin hallerini görebiliyorsunuz. Bunu da çıktısını alırsanız, yanınıza koyarsanız kendiniz oluşturduğunuzda bir rehber olarak kullanabilirsiniz. İkisini yani kendiniz oluşturduğunuz ve bunu birlikte kullanırsanız Voltran'ı oluşturmuş olursunuz. Gerçekten muhteşem olur. Sonra ne yapıyoruz? Sonra oynatma listesinden mesela A1. A1'den başlayalım. A1 oynatma listesinden. Ne varmış mesela burada? Konuşan Almanca A1 cümle çözümlemeleri varmış. Burada bir video var. Ne yapmışız burada? Bakalım hemen. Bakın burada örneklerle anlatıyorum. Mesela birleşik bir kelime var. Zaten bunu gramer konularında görmüş olacaksınız. Veya bakın burada dia demişim. Anlatıyorum şimdi. Bakın burada direkt geri dön bak defterinden sayfaya çıkartıp sizi zaten geri döndürüyorum oraya. Herhangi bir yerde herhangi bir şekilde geri dönüyoruz. Değişik örnekler çözüyoruz ve pekiştiriyoruz. Bakın ich möchte einen cappuccino. Bakın burada möchten fiilini zaten görmüş olacaksınız model verbler konusunda.
gibi. Mesela canınız sıkıldı, başka bir şey yapmak istiyorsunuz. Almanca kelime öğren serisine geçebilirsiniz. Bundan sonra gramer listesinden sonra artık sıra önemli değil. Amacımız şu: büyük resmi çizdik. Okuyarak, dinleyerek, konuşarak o öğrendiklerimizi hayata geçirmeye çalışacağız. Mantığımız bu. Sıra önemli değil. Ve göreceksiniz, hemen hemen hiçbir video bir diğerine benzemeyecek. Dolayısıyla istediğiniz yere atlayabilirsiniz. Mesela şimdi bunu atladık. Ne varmış burada bakalım. Ayrılabilir fiilleri gördük. Preteritumu gördük. Perfekti gördük. Şimdi bir kelime üzerinden aslında bunların hepsini tekrar ediyoruz. And then nächsten Kreuzung müssen Sie links abbiegen. Diyor ki bir sonraki kavşaktan sola dönmelisiniz siz diyor. Müssen Sie. An der nächsten Kreuzung. Bir sonraki kavşakta. An. Propozisyonları gördük. Dativi gördük. Tekrar ediyoruz şu an. Sıfat çekimlerini gördük. Müssen. Model verbleri gördük. Videoyu izliyoruz ve abbiegen'ı yakalamaya çalışıyoruz. Abbiegen'ı gerçek hayattan bir örnekle destekliyoruz kullanımını. Bunun yanında ne yapmış oluyoruz? Dinleme egzersizi yapmış oluyoruz. Evet. Mesela canınız sıkıldı. A1'den A2'ye geçin. Artık seviyenin bir önemi yok. Neymiş bu sayfalarda Almanca? Hemen hemen her videoda bu şekilde örnek kanallar, örnek YouTube kanalları vermeye çalışıyorum. Örnek podcast kanalları vermeye çalışıyorum. Bunlardan da yararlanabilirsiniz aynı zamanda. Deutsch Cafe'nin mantığı size balık tutmayı öğretmek. Ne yapmışız peki A2'de? Bakalım. Yine çeviriyoruz. Bak, modal partikellerden bahsetmişiz mesela. Reflexive verblerden bahsetmişiz. Bakın, sich, vorgestellt. Bakın, yeni örneklerle devam ediyoruz. Canınız sıkıldı, hemen geçin mesela. Neye geçin? Konuşarak Almanca öğrene geçin. Mesela konuşarak Almanca öğrenmek istiyorsunuz. Nereye gelelim? Mesela konuşarak Almanca öğren. İlk videoya tıkladık. Burada önce dinliyoruz. Daha sonra bunları aynı daha önceden yaptığımız gibi çeviriyoruz. En sonunda da ne yapıyoruz? Bunu konuşuyoruz. Kırmızıları biz konuşuyoruz. Maviler konuşuyor, kırmızıları biz konuşuyoruz. Bunu takip edenler zaten biliyorlar ama ilk defa açtıysanız, bunu izliyorsanız bu yöntemi zaten bol bol göreceksiniz Deutsch Cafe içinde konuşma yöntemi olarak. Şunu bahsedeyim, bazı videolar birçok listede var. Bunda karşında daha kolay çıkması için yaptım. Bir yerde çıkmazsa başka bir yerde çıkabilir diye yaptım. Ve listelere de uyuyor aynı zamanda. Hani Almanca konuşma dersi, Obwohltrotzdem'le ilgili bir konuşma dersi yapmışız. Ama Obwohltrotzdem aynı zamanda bir gramer konusu. 33 dersten sonraki gramer konuları vardı ya, onlardan bir tanesi. İşte hepsini bitirdikten sonra böyle çeşitlendirmek için oraya gidin, buraya gidin, değişik şekilde gezebilirsiniz. Mesela nereye gidelim şimdi? Atıyorum mesela video benden, cümle sizden diye bir liste oluşturmuştum. Ne yapıyoruz burada? Seriye başlayacağız. Onun tanıtımını yapmak istedim. Serimizin adı video benden, cümle sizden. Her gün 2, 3 veya 4 dakikalık, belki 5 dakikalık video kesiti paylaşacağım. Videonun tamamında açıklamalar kısmından ulaşabileceksiniz. Bu paylaştığım kısa video kesitinden bir cümle, bir kelime, bir kullanım tarzı, bir gramer konusu ne öğrendiyseniz veya ne hoşunuza gittiyse ya da bildiğiniz ama diğer kullanıcıların da bilmesini istediğiniz güzel kelime, cümle neyse artık onu yorumlara yazıyoruz. Bütün videoların altına ilk yorumu, ilk cümleyi ben yazacağım. Örnek teşkil etmesi açısından. Böylece ne yapmış olacağız? Dinlemiş olacağız. Gibi buradan da eğlenerek Almanca öğrenebilirsiniz. Kısaca toparlamam gerekirse gramer listesini bitirdikten sonra, yani büyük resmi gördükten sonra, bakın öğrendikten sonra demiyorum, unutacağız çünkü. Anladıktan sonra diyebilirim ama anlayacağınıza garanti veriyorum. Gramer listesini anladıktan sonra geliyoruz, buranın içinde istediğimiz gibi dolaşıyoruz. Seviyenin ve sıranın hiçbir ama hiçbir önemi yok. Deutsch Cafe'de önemli olan maruz kalmak. Dile nasıl maruz kaldığınız, okumak, dinlemek, konuşmak, yazmak, hepsi burada mevcut. Hepsiyle ilgili bir şeyler bulabilirsiniz. Aynı zamanda sınavlarla ilgili bir şeyler bulabilirsiniz. Sınavlara nasıl çalışacağınızla ilgili bir şeyler bulabilirsiniz.
sınav stratejileri ile ilgili bir şeyler bulabilirsiniz. Almancayı eğlenerek öğrenmek istiyorsanız aramıza hoş geldiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.